Demek ki ses yükselince hakikaten hocam karşı tarafta da bir ses yükselmesi meydana geliyor. Seni de evet, şeytanın diyor. var onun da şeytanı da var tabii. Karşılıklı bir şeytan. E, hocam tanıdığım bir ailede bir hanımefendiye ya nasıl böyle geçimi yürüttünüz falan diye e, sorulmuştu da dedi ki ya o sesini söyleyince ben sükut ederdim. Hele de sesi yükseldiğinde tamamen susar. Mekanımı değiştirirdim. Sonra gelir o benden özür dilerdi. Aslında hakikaten. Gavzu billahim ne şeytan rejimin pratiği pratiği. Bu işte, e. pratiği bu. Sustunuz mu daha güçlü oluyorsunuz. Susmak Güç enerjidir, e, e, güçlüdür. E. Sizi güçlü kılıyor Onu güçlü boşluğa çekiyor. çekiyorsun hocam. boşluğa çekiyorsun. Onu boşluğa çekiyorsun. Evet. Yani konuştukça ona da enerji veriyorsun evet. ve aynı kısır yerde horoz dövüşü devam ediyor. Sen minderden çıkınca o boşluğa vuruyor aslında. Boşluğa vuruyor. Boşluğa vuruyor. Yani evet dediğiniz yani bir mağlubiyet gibi hissediliyor ama uzun vadede sen kazansız onu eziyorsun aslında. Kazanç Uzun planda onu eziyorsun. O onun şeyini, mahcubiyetini artık hissediyor. hissediyor. Adamsa tabii ya da kadınsa her neyse. Ne olursa olsun ne hocam. Olursa olsun. Beni nasıl dinlemezsin, nasıl cevap vermezsin diye o bir kat daha üzülüyor, kızıyor, sinirleniyor. Boş boşa konuştuğu için de oturmak zorunda kalıyor. Bazen de hocam sükür çok büyük bir cevap. <laughs> Hani var ya konuşulur Ahma verilecek en güzel cevap sükuttur derler. O kadar. Değil mi? Yani e, konuşsan zaten anlayacak konumda değil. Öyle söyleyelim. Şöyle gergin anında insanın kulağı duymuyor aslında. Duymuyor. Evet. Hani kavgada yumruk sayılmaz deniyor ya Evet. İşte sözle kavga ederken de kim ne konuştuğunu bilmiyor aslında. Yani konuşan da esasen sonra utanıyor bu sözleri söylemeyecek. Hak etmişti filan diye teselli ediyorsun kendini ama yani söylememem lazımdı diye de sonra vicdanı söylüyor. Hiç sıfır vicdan tabi. Allah'tan korkmaz, ahirete iman etmez birisini konuşmuyoruz biz. Evet. Yani ahirete imanı olan birisi, insanlığını kökten kaybetmemiş birisi, akşam eve oturduğunda o kızdırdı. Yoksa söyle, evet yanlıştı sözler ama sebebi o oldu diye evet. yani gene haklı çıkmaya Hocam, çalışıyor. Tabii. E, şimdi tasavvufta da terbiye sistemlerinde bakıyoruz mesela İbrahim Hakkı Erzurumi'de çok güzel, ben ilk defa orada görmüştüm. Meğer her tarafta varmış da. işte kılleti kelam, kılleti melam, uzleti Enam, zikri müdam diye böyle sayıyor. Tatlı bir beş cümle. Az belki. uyku, az yemek, <laughs> az söz. Evet, az söz. Yani burada da e, bakıyoruz o mücahede dedikleri, insan nefsini terbiye ederken, evet az yemesi önemli e, diye o sıralamayı yaparken az uyuması önemli. Az konuşma da terbiyenin çok önemli vasıtalarından birisi olarak kesinlikle e, Tabii. görülüyor. Demek ki bu da son derece önemli bir, terbiye unsuru aynı zamanda. Baştan beri zaten buna da işaret ediyoruz. Tabi bu şu anlama gelmiyor. Hak ve hakikati beyandan geri dur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zaten söyleyeceğin hayırsa onu söyle diyor. Önemli olan belki ne zaman söyleyeceğin, nasıl söyleyeceğin, hangi miktarda hangi sözlerle söyleyeceğini seç. Mutlaka her halükarda sükut evladır değil. Bazen söz çok daha önemli hale elbette gelebilir. Yani bu yönüyle doğrusu insanın demek ki bir iç mekanizması mı çalışması gerekiyor? O süzgeç diyelim hocam. Çok kolay hocam. O süzgeç nasıl oluşturulacak? Çok kolay. Evet. Hakkı, hakikati söylemek, beyan etmek var. Tartışmak, mücadele etmek var. Evet. Biz mücadele bölümünü tartışmayı kaldıralım diyoruz. Evet, evet. Yani selamun aleyküm aleykümselam. Sizin bu yaptığınız meselenin doğru olmadığını düşünüyorum. Ben bir derste dinlemiştim bir hoca efendiden. Efendimiz sallallahu aleyhi ve bunu yasıklamış. Siz bunu yapmamanız gerekir düşünüyorum. Sen bilmiyorsun hakikati filan. Yani ben bildiğimi söyledim. Allah'a emanet ol. Selamun Bu farzdı. Çok güzel. Aslında seni ihya okumadığında şuradaydı. Sen filan hocayı niye dinliyorsun? Filan hoca bunu daha iyi anlatıyor. Bu mücadele. Bu, bu Hristiyanlarla bile yok. Bunu Hristiyanlarla bile... Ve la tujadil el En kaliteli de bırakın Allahu Teala buyuruyor. Çünkü nikaş, tartışma, münazara bunlar seni de yıpratıyor, öbürünü de inatlaştırıyor. Ve sonuca hiçbir zaman gelmiyorsunuz. Bir program, bir konu biliyor musunuz hocam? İki işte ilim adamı vesaire siyasetçi, gazeteci tartıştılar. Biri sonunda dedi ki ben yanlış biliyormuşum özür dilerim. Hiç duydunuz mu bunu hocam? Çok nadir. Binlerce tartışma var YouTube'da şurada burada. Yok hocam. Bunu nefis dedirtmez kolay kolay. Ha, bir alime soru sorarlar, o da bir saat izah eder. Hocam biz yanlış biliyor musunuz? Olur. Denkler, münakaşa ederken bunun pesi yok, pes ettirmez şeytan. Pes ettirirse o kavgalar biter bu sefer. O yüzden beyan etmek, izah etmek başka bir şey. Bunun peşinde kavgalar etmek başka bir şey. Hatta baba bile, anne bile çocuğuna izah ederken, yavrum bu böyledir deyince de. çocuk cevaplar yetiştirmeye başlayınca konuyu değiştirip başka bir zaman yeniden girmesi lazım o konuya. Çünkü 15 yaşında bir çocuk anne sen yanlış biliyorsun diye başladıktan sonra annenin söz gücü bitiyor. Annenin zaten sözlük kadar bir bilgisi yok ki, ansiklopedik bilgisi yok. Anne on cümle biliyordu. Onunu da söyledi. Çocuk ters cevaplar vermeye başladı. Anne ne yapacak? Sütüm haramdan başlayacak bu sefer. Babana söylerimden başlayacak. Bitti. Annenin pilini bitirdi şeytan. Yavrum ben sana söyledim. Sen benim evladımsın. Gel şimdi yemeğin hazır yiyelim deyip konuyu dağıtacak. Çünkü o anda çocuğun algısı kapalı. Tartışmaya açık. Tartışmaya açık birisinden olumlu sonuç çıkması çok zor. Ha baba ne yapar? Elini gösterir. Cebini gösterir harçlık vermeyeceğim diye. Evlat da Tabi tabi baba doğru söylüyorsun bundan sonra yapmam der. Bildiğini yapmaya devam eder sonra. Yani paranın gücü başka bir şey. Evet. Tokatın, yumruğun, polisin gücü olabilir. Yani kaba bir güç kullanabilirsin sen. Ama ikna edici değilsin. Evet. Oturtamazsın sen onu. Bu sebeple biz bir şey söylemeyi iş kabul ediyoruz. O söylediğimiz şeyin tartışmasını başka bir iş kabul ediyoruz. Bugüne kadar Adem Aleyhisselam'dan beri tartışarak bir şey hallolmadı. Geldi birisi yumruğunu vurdu halletti. Birisi parasını bastırdı halletti göründü. İnsanlar uzun vadede ikna oluyorlar. Evet. Bu sebeple biz susmayı asla ve kata ezilmek olarak kullanmıyoruz. Çok konuşmamak, ölçüsüz konuşmamak, Doğru. haram konuşmamak, zulmetmemek olarak anlıyoruz Çok susmayı. Fren bu. Hep ayağın fren pedalında kalırsa yol kat edemezsin. Yol kat edemezsin. Evet. Ama ara sıra gaz pedalından ayağını çekip frene basmayı bil. Şoförlük budur evet. diyoruz. Yoksa tuğlayı frenin üstüne bir ağırlık koy fren pedalına hiç gitmez araba zaten. Onu konuşmuyoruz. O hayat olmaz.